Coming up, take Muhterem kardeşlerimiz, tabii ki insanlar tek başına yaşayamıyor. Allah-u Teala ne kadar birlik olursa birlikte rahmet var. Onun için günde 5 vakit camilere toplanıyoruz. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam yatsı. Niçin? İnsanlar birbirinden haberdar. Camide cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir? 27 kat daha fazla tek başına kılmakta. Bir de cami sevabı var 25 derece. Artı girerken her adımda bir sevabı, bir sevap alıyorsun, bir de günah dökülüyor. Ayrıca bu haftada 1 Ekim'de 7 Ekim arası camiler ve din görevler haftası. Onun için bu da yine hepimize hayırlı olsun. Onun için camiler bizim Kabe-i Muazzama bir şubesi. Yani Müslümanlar kendi aralarında ne kadar çok toplantı yaparlarsa o kadar çok bir araya gelmenin ve de her yönüyle eksiklerimizi tamamlamanın, daha ileriye gitmenin şeyi buradadır. Toplantı çok önemli. Çünkü insan birbirini görmeden yaşayamaz. Onun için de böyle bir yer gerçekten köyümüze güzel oldu. İnşallah diliyoruz ki ileriki yıllarda bizim maddi yönden daha iyi olduğumuz zaman daha güzel mekanlara. Buradan daha geniş. Çünkü buralar bize az gelir. Yani çünkü bütün köyümüzü alıp buraya gelse belki sığmayız ama daha güzel. O zaman ya buraya bize yetiyor, daha büyüğünü alalım deriz ama şu anda bile buranın devlet başkanı abimizin söylediğine göre şu an yaklaşık acilen verilmesi gereken 10 bin lira bir borcumuz varmış. Onun için bunu yakından söylüyorlar. Ellerinden gelen gayreti bütün dönem gençleri yapıyorlar ama onun için de biraz daha bir an önce borcumuzdan kurtulursa diliyoruz ki daha sizler daha güzel mekanlara, daha geniş mekanlara layıksınız. Onun için daha büyük düğünlerimizi, daha büyük törenlerimizi burada yapabilmemiz için de ondan dolayı evvela bir buranın borcunu bitirip bunu bir kere başarmamız lazım ki bunu da artık Allah'ın izniyle çoğu gitti, hazır kaldı. Bundan dolayı hepimiz eğer beraber edersek, hepimiz bu konuda gayret gösterirsek inşallah bu işler bir an önce tamamlanır. Burası burada burada yaklaşık 30-40 tane bizim kendi köylümüz, yine onların arkadaşları, sağdan soldan burası herkese açık bir mekan. Yani bütün komşularımıza da, eşimize, dostumuza, onun gelip burada rahat rahat çaylar içebilirler, toplantı yapabilirler. Özellikle burası böyle yakın olanlar, burayı çağır tutmaları gerekir. Ondan dolayı da yani belirleyicilerim bunlardır. Başkanım da sırf itibara geçersek inşallah daha bir an önce bu şeyden kurtulur. Ahmet diyorum ki artık bu mekanlarda daha iyisine, daha genişine layık olduğunu söylüyorum. Onun için Rabbim hepimizden razı olsun. Şimdi bir dua ile inşallah sözlerimi bitiriyorum. Dua ederken biraz daha sessiz olursak daha iyi olur. Bir de şunu söyleyeyim. Dua her Müslümanın Allah'a ellerini açtığı zaman öyle bir yalvaracak ki, şimdi şu aramızda sabi çocuklar var. Ağladığın zaman ne yapıyorsun? Onun istediğini yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü ağlıyor, feryadı figan ediyor, senden o dediğini yaptırana kadar bağırıyor. Az önce bir tanesi öyle bir çığlık attı ki, yani istersen yapmam. Ha. İşte bu da bizim için bir örnek olsun. Allah'a öyle bir kalpten ağlıyorum ki, Allah'tan o şeyi alana kadar, Rabbimizden o lütfunu, Allah'ın rahmetini coşturalım. Ve de yaptığımız duanın kesinlikle kabul olacağına inanarak, kesinlikle şu anda hangi sıkıntımız varsa, özellikle şu anda Zilhicce'deyiz. Zilhicce'nin son günü mübarek günlerdendir. Peygamberimiz ekseriyetle oruçlu geçirmiş bu günleri. Onun için bu günlerde açılan eller geri dönmez. Yaptığımız duaların kesin ve kesin olarak